Evet, bir yanlışlık olmuş da. Tuğçe Dikmen yerine Adat Özün olacak. Evet. Evet, tamam. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Bir yere mi gidiyorsun hemen? Evet Bora Bey, ben dışarı çıkacaktım. Ha. Alacak bir şeylerim var da. Şey için, kamp için. Kamp için? Hı hı. Anladım. Rica etsem bana da bir kahve alır mısın gelirken? Tabii, tabii. Ayrıcalıklarımı kullanırım. Neymiş ki onunla? Ben ayrıcalıklı bir insanım orada. Aa! Aa! Bu varmış. Hı hı. Aa, bu da varmış. Hı hı. Aa! İnanamıyorum Bora Bey. En sevdiğim grubun konser biletlerinde de ayrıcalığınız varmış. Bora Bey. Hı. Rica etsem bu ayrıcalıklarınızdan ben de yararlanabilir miyim? Azıcık. Birazcık. Kahve Ada. Ben şimdi sana kodu yolluyorum. Tamam? Tamam. Kahve. Hadi. Tamam. Nereden çıktısın var anne? İş işte. İş. Yapacak bir şey yok. İyi tamam da niçin Ada'yla gidiyorsun? Çünkü Ada benim asistanım anne. Hmm. Neden Tuğçe'yle gitmiyorsun? Çünkü Tuğçe benim asistanım değil anne. Değil mi? Evet. Değil. Evet ama... Amması maması yok anneciğim. Ben bir iş gezisine gidiyorum ve asistanım olan Ada'yla gideceğim. Tamam mı? Daha fazla soru sorma. Konuyu kapatalım. Hmm. Gel ben sana bir sarılayım. Kıymetlim. Beni özle tamam mı? Tamam. Gel. Bir tanem be. Oh gel bir tanem öpeyim. Oh hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kızım senin Bora'yla iş gezisinde ne işin var ha? Senin Rüzgar'la beraber olman lazım. Senin kısmetin Rüzgar. Diyorum bunu sana. Rüzgar'a yiyecek gibi bakıyordun. Hı? Ben bunu yolarım diyordun. Hala da öyle diyorum. Ama biliyorum ki o senin ilk aşkın. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum o kadar. Teyzem. Ha. Onursuz mutlu olmaktansa onurumla mutsuz olmak istiyorum ben. Ağlayarak olsa bile. Aynada kendime bakabilmek istiyorum. Düşsem bile kendi kendime ayağa kalkmak istiyorum ben. Hadi kızım demek istiyorum, yapabilirsin demek istiyorum. Ne yapacaksın peki? Hı? Rüzgar'la olan her şeyi anlatacağım herkese. İlk aşkın olduğunu mu? İlk aşkım olduğunu. Kız adam. Ben sana ne diyeceğim bak. Ablam sonunda hadi eve dönelim dedi. Yok yok ev olmaz. Ev olmaz şimdi teyze şey. Ne? Rüzgar benim evde kalıyor. Ha, şey ev arkadaşının ailesi gelmiş de. O da bir süre hazır biz buradayken eve gitti. Hani sen git hem Tuğçe'ye yüzüğü tak hem de kuyruğun sıkışınca hadi seninle birlikte kalabilir miyim? Ya. Bir de kaderin diyordun işte. Kız ben ne dediğimi artık bilmiyorum. Ben öyle düşünsem oluyor, böyle düşünsem olmuyor. Vallahi senin kaderin diyorum oluyor, olmuyor. Vallahi benim kafam karıştı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Sen bizim gibi ol istemiyorum. Bunun için benim tek bildiğim yol Rüzgar. Ne yapayım? Değil işte teyze. Değil. Bora Bey şey eve uğrayabiliriz değil mi? Şey benim size çok eşyam yok da eşya almam lazım. Hallederiz hallederiz de sen bana kampta Bora Bey demesen iyi olur Ada. Nasıl yani? Biz ilişkilerini yoldan koymaya çalışan bir çiftiz ya o bakımda. Ha doğru. Ay ama şimdi size Bora demek biraz tuhaf olacak. Olsun sen yine de ağzını alıştır. Tamam Bora. Bey. Şu an Bora Bey kampta Bora. Evet kampta. Açık vermememiz lazım Ada. Tamam. Hı hı. Bora da bakayım. Bora. Bak. Ne güzel söyledin. Bir tuhaf oldu şimdi de. Bora. Tamam Ada. Bora. Tamam. Bora aşağıda. Ben çıktıktan sonra sen de çıkarsın arkamdan. Bora. Beğen oldu. Sevgili oynayacağız. Haber peşindeyiz.
Ben sana niye açıklama yapıyorum ya? Bana bak. Ha. Camdan bakarsın, biz gidince çıkarsın, tamam? Tamam, tamam. Kim? Bora mı? Bora Bey mi? Celal. Ne? Ne yapacağız? Celal mi? Nasıl Celal? Senin yüzünden, Celal senin yüzünden geldi. Ne yapalım? Bırak. Çalar gider. Açma. Kızım saçmalama. Bora aşağıda, bu görünmeden gelmiş belli. Bunlar tanışıyor şirketten. Ya görürse? O zaman ne yapalım? Açacağız. Aç o zaman. Tamam. Sürpriz. Ceylan Bey. Buradan geçiyordum. Baktım ışıklarınız yanıyor. Dedim ki kendi kendime, bunlar bir ay tatilde değiller miydi? Aslında tatildeydik Celal Bey. Fakat işlerden dolayı dönmemiz gerekti. İşlerimizi hallettik. Şimdi tam gaz devam. Kaldığımız yerden. İyi o zaman. Ben sizi zamanınızı falan almayayım. Yeni bir uygulama bugün yürürlüğe girdi. Ya evlilik yapan çiftleri gözlemleyip rapor tutmamızı isteniyor. Beyaz evlilik yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Ne rapor o ya? Nasıl bir rapor o? Mutluluğunuzun tanıyım raporu. Neyse, ben sizi fazla tutmayayım. Artık döndüğünüzde uğrarım. Ya gittiğiniz yerden bol bol fotoğraf atmayı sakın unutmayın. Tabii canım. Asla unutmayın. Siz de şöyle alalım size. Siz buraya kadar gel. Lütfen. Siz buraya kadar gelmişsiniz. Bir yudum çay içmeden sizi bırakmam. Efendim 3 sene beklediniz şu balayı için. Hakikaten ben artık döndüğünüzde uğrarım size. Siz gittiğiniz yerin tadını çıkartın yeter yahu. Olur mu öyle şey Celal Bey? Gerçekten. Zaten şöyle bir durum vardı. Ada çıkıyordu şimdi. Ya biliyorsunuz Celal Bey, bu kadınların alışveriş olayı falan çok uzun sürüyor. Bitmek bilmiyor ya. Evet. Ben de yalnız kalıyorum. Kendime bir arkadaş arıyordum. Vallahi bir çay içmeden bırakmaz. Ölümü görün. Madem bu kadar ısrar ettiniz. Tamam hadi bir çayınızı içeyim bari. Ayakkabıyı çıkaralım. Ben ayakkabıyı sokmuyorum eve. Buyurun. Siz böyle geçin. Siz böyle geçin. Rüzgar. Efendim hayatım. Kocacığım. Aşkım. Ben çıkıyorum. Bir şey istiyor musun sokaktan? Ne alayım sana? Sen böyle kola, cips tarzı şeyler al. Biz yolda yeriz onları. Balayı yolumuzda. Bal yolu, ayı yolu, ayı. Güzel oldu. Seni şanslı kerata, seni aldım gül gibi kızı.